Çok teşekkür ederiz efendim. Dördüncü yarışmacımız İlbey Bey ile birlikteyiz. Şu İlbey Bey kısmı beni biraz rahatsız ediyor aslına bakarsanız ama. İlbey de diyebilirsiniz. Alışmışsınız artık değil evet, mi? Evet alışmışsınız. Neydi diğer isminiz? Soyadım Kaya. Kaya. Zorluk çektiğimiz dönemlerde böyle Sayın İlbey Kaya. Kaya. Daha evet. Güzel. Evet. Oturdu yerine. Şu ligden biraz bahsedelim. İki sene önce mi başlattınız? İki senedir devam ediyoruz. Aslında şöyle oldu. Biz arkadaşlarımızla rakip bulmakta zorlanıyorduk. Halı sahada futbol halı sahada. Oynarken. Devamlı aynı rakiple de oynamak istemiyoruz. Dedik ki bir değişiklik yapalım. Sosyal medyadan bulalım takımlar. Ederken 1000 kişiye kadar yaklaştık biz. Dedik ki bir lig yapalım bari. Kameraman tutalım, hakem tutalım. Beraber bir ortak paydada buluşalım. İşte farklı ilçelere gidelim. Bazen hatta farklı illere gidelim maç yapmaya. Deplasmana falan evet, gidiyor. Evet, böyle büyüdü. Şimdi... Güzel bir şekilde devam ediyor. Sizin gibi böyle bir uğraşın içerisinde olan bir yarışmacım daha vardı hatırlayamıyorum şimdi ismini. Kusuruma bakmasın buradan selamlarımı iletiyorum. Ama çok güzel sonuç almıştı. Öyle o mi? Yüzden dedim size zaten müsabık bir ruhunuz ve organizasyona yatkın bir efendime söyleyeyim kafa yapınız var. Hadi inşallah baktığımız benzer belki. Hadi bakalım bugün bir talihsizlik var. Hanımefendiler paylarına düşeni aldılar ne yazık ki. Aslına bakarsanız sizinle birlikte bu hadiseyi değiştirelim diyorum. Fakat o değişiklik Burcu Hanım'a yaramasın. Temennimiz o. Haberiniz olsun Burcu Hanım. Buyurun gelsin ilk dört harfli cevabın sorusu. Adının anlamı toplayan, bir araya getiren olan ibadethane. Cami. İşte o kadar. Geliyor efendim yenisi. Çok gazlı cevaplarsınız. Haydi gelsin. Gönderme veya götürme anlamında Arapça kökenli bir... Sevk. Söz bile diyemeden sevk cevabı geldi. Haydi gelsin efendim. İlla çiftçi olmaya, rençper olmaya gerek yok. Kırsal topluluklarda işlerin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi. En sevdiğim yarışmacı tipi. Bana soruyu okutturmayan. Böyle devam edin ne olur. Buyurun gelsin. Bedelini peşin ödeyerek belli bir süreliğine bir şeyin devamlı müşterisi olan kişi. O şeyin nesidir? Mesela bir yazılı yayın. Abone. Abonesidir. 500 puan değerinde. Ha gayret. Bir çiçeğin adı. Aynı zamanda yaygın bir kadın ismi. Soru da bundan bahsediyor zaten. Geliyor. Yabani olarak da yetişen. Orkide. Olmadı. Orkide. Yaygın bir kadın ismi de. Nilüfer olmaz. Şimdi bu aslına bakarsanız bir kır çiçeği efendim. Bundan üretilen yine bu ismi alan bazı çiçekler peyzajda da kullanılıyor. Ama bu aslında bizim coğrafyamızda oldukça sık görülen bir kır çiçeğidir. Hatta şu mevsim tam onların mevsimi. Daç. Aynı zamanda bir kadın ismi. Hani böyle tanesi gelir de kırağı, yağar, şey neydi o? Kıl. Neydi o? Çiğdem. ...6200 puan Ezgi Hanım'ın hiç beğenmediği puanı. Fakat şu anda o 6200 puan sizin aşmanız gereken puan. Ulaşabileceğiniz nokta 8600 efendim. Karalar bağlamaya gerek yok. Buyurun gelsin. Ameliyat yapan uzman hekim, hariciyeci, operatör, cerrahtır. 600 puan kazandırır. Yenisi gelsin efendim daha rahat edin. 7 harfli cevaplar bunlar. İnancı tapınmayı sistemleştiren kurum. Diyanet. İşte o kadar. 1700 puan daha. İki kelimeden oluşuyor. 7 harfli cevapları bitiriyor. Buyurun bakalım. İçerisinde bir ünlem var. İki kelime. Mastarla bitmekte. Birinin bedduasını üstüne çekmek. Ah alma. Çok iyi gidiyorsunuz. Sayın İlbey Kaya. Buyurun yenisi gelsin. Şöyle bir soru efendim. Sosyal ilişkileri zayıf, kendi duygu ve düşüncelerine yönelmiş kişilere yönelik bir tabir. İçe kapanık. Bilmiyorum. Siz söyleyin. İçe kapanık sığar mı oraya? İçe dönük. İçe dönük sığar. 800 puan değerinde hocam. Hayran kaldım. Bu kadar çabuk yani hani fikrini değiştiren daha doğrusu ah yanılmışım doğruya geçeyim. Çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Teşekkür tebrik ederim. Ediyorum sizi. Buyurun gelsin yenisi. Çıkarlarını koruyamayacak, kendi yararına olanı seçemeyecek ölçüdeki avanaklık.
tıpkı avanaklık gibi bir ek almış sonuna. Çok uzağa gitmeyin. Avanak deyince akla gelen ilk kelimenin sonuna o eki koyun. Asalaklık? Avanakla asalak birbirinden. Ne zeki asalaklar var. Harf almak istemiyorum. Almayın. Avanak. Keriz. Dolandırıcı veli nimeti. Enayilik. Nedir? Enayilik. Enayiliksin. Fransızcası geliyor. Yaygın kullanılanı size veriyoruz. Hüzün. Alafranga hüzün. Rahmetli Kayahan'ın bir şarkısı. Şarkıyı hatırlıyor musunuz? Hayır. Senle topla beni, böl saatlere, ekle sensizliği, çarp. Neydi? Ne kaldı? Ne kaldı? Paramparça bir hayat. Sonrasında da diyordu ki ve hüzün. Harf rica edeyim. Ah! M harfi, hüzün, alafranga hüzün. Harf rica edeyim. Bir tane daha. Hüzünlü demezler mesela. Üzerine hüznü yakıştırmış olanlara. Aa, ne kadar. Harf rica edeyim. Bravo. Hanımlar bildiler. Hanımlar severler bunu mesela. Böyle bir gözükmek hoştur. Harf rica edeyim. Bir tane daha mı hocam? Yapmayın yahu. Ama bir bağımlılık bu aslına bakarsanız. Hüzün bağımlılığı. Melankoli ya. Melankoli. Şimdi durum şu. 8200 olur. Hali hazırda 20 tane harf alabilirsiniz isterseniz. Ben Burcu Hanım'ı nasıl sıkıntıya sokarsınız onun peşindeyim. Haberiniz olsun. Geriye kaldı efendim 3 tane soru. Harf almadan da cevaplanabilecek nitelikte sorular. Elinizde neredeyse 1,5 dakika var. Sakin sakin. Bir melankoli daha yaşamıyorum. Kardiyovasküler sistemin merkezinde görülen enfarktüs. Kalp veya kapağı. Nedir? Kalp kapağı. Enfarktüs. Veya akut miyokard enfarktüsü de denen sekte. Sekte. Kalp krizi. Kalp krizi. Haydi geliyor yenisi. Aynı hızla cevaplayın efendim. Bunmak sözcüğünün güncel Türkçe'de yaygın kullanılan eş ve yakının karşılığıdır. Unutkanlık. Hayır, o bunamak. Bu, bulmuş da bunuyordaki bunmak. Beğenmeyen. Beğenmeyen. Bastarla bitsin. Beğenmemek. Beğenmemek. 1000 puan değerinde. Bu seferki mastarla değil, mema diye bitsin. İşte geliyor. Yakalama veya fırsatı ve gücünü kullanarak sahip olma anlamlarında bir söz dizisidir. Elde etme. 10 harfli olsun. 10 harfli olsun. Doğru yoldasınız. O kadarını da söyleyebilirim. Ele geçirme. Bana mı soruyorsunuz? Ele geçirme. Cevap veriyorsunuz. 1000 puan kazanmışsınız. 8200 puan üzerine 40 saniye. Bence 8300'ü hedeflemesi gerekiyor Burcu Hanım'ın. 8300 de ne demektir efendim? 14 soru soracağım. 15 tane harf alacak demektir. Yapabilir mi? Umarım yapamaz. Haberiniz olsun Burcu Hanım. Beyefendiye bir alkışlar lütfen. Hocam.